misiniz? Reyhan. İyi misin? Oğlum. İyi misin? Esma Hanım. Su getireydim. Şehriye. Koş kızım bir bardak su getir. Koş. Ben sana ne dedim? Dışarı çıkma demedim mi? Aileni ardında bırakıp gidersen ya bizi başsız sanıp bir şey yapacaklar ya gittiğin yerde sana bir şey yapacaklar demedim mi? Beni dinlemedin. Yine kendi bildiğini okudun. Şimdi anladın mı neden dışarı çıkmana müsaade etmediğimi? He? Anladın mı? Neden aynı çatı altında olmamız gerektiğini anladın mı? Gelme üstüme. İyisin çok şükür. Çok şükür iyisin. Şimdi ne olacak peki? Ha? Ne olacak Miran? Çok şükür iyisin. Gel. Bir su getirin. Duracaklar mı sanırsın? Ha? Kendi kanına merhameti olmayanın düşmana merhameti olur mu sanırsın? Daha kaç kere aynı yerden döneceksin Miran? Sana bu korkuyu yaşatanlar, ikinci kere yaşatanlar... ...bana da ikinci kere evlat acısı yaşatmadan durmayacaklar, vazgeçmeyecekler. Babaanne, konuşulacak çok şey var. Şimdi değil. Konuşulacak bir şey yok Miran. Senin tutmadığın sözler, dinlemediğin nasihatler var. Aklım almıyor ya. Aklım almıyor. Şadoğulları böyle bir şeyi Reyhan yanındayken nasıl yapar? Bizim bilmediğimiz başka bir düşmanımız da mı var? Başka kim böyle bir şey yapacak Elif? Şadoğullarından başka kim Aslan Beylere böyle bir kalleşlik yapmaya cesaret edebilir? Bunların kanında katil olmak var. Hazar Şadoğlu nasıl ananın babanın canını aldıysa... ...bunlar da senin canına göz diktiler. Babaanne. Benim babam katil falan değil. Kimsenin canını almadı, almaz da. Bu olanlarla da onun bir ilgisi yok. Unuttuysan hatırlatayım sana gelin hanım. Senin dedenle baban seni kaç kere gözden çıkardılar. Elleriyle ölüme yolladılar. Miran olmasaydı çoktan kesilmişti senin nefesin. Ya yeter babaanne. Budakları, canların hesabını bu dünyada bana, ahirette Allah'a verecekler. Sus artık! Bir sus! Görmüyor musun senin yanına anne? Miran sen ne diyorsun? Bizim halimiz ne olacak? İki kez ölümden döndün. Ya sana bir şey olsaydı? Ya bize zarar vermeye kalksalardı? Miran, sen yoksan Aslan Beyler yok. Anla bunu artık. Anlıyorum Gönül. Ben her şeyin farkındayım. Canımızın selameti için de endişelenemeyecek miyiz ha? Miran, haksız mı Gönül? Korkmasın da ne yapsın? Yarın hangimizi kurşun yağmuruna tutacaklarını mı bekleyeceğiz? Kapalı kapılar ardında mı yaşayacağız? Yenge. Sen de hepten küçük aziz oldun ha? Şimdi herkes susacak, ben konuşacağım. Söyle Miran. Ne yapacağız? Sen ne yapacaksın? Şadoğulları yarın kimin canını alacak diye mi bekleyecek? Böyle bir şey olmayacak yenge. Yeter ya. Susun hepiniz. Kuyunu bilmediklerinin suyunda yüzmeye kalkarsan boğulursun. Ben onların huyunu da bilirim, suyunu da. Sen sırf bu kıza sevdandan... ...ona ailesinin gerçek yüzünü göstereceğim diye uğraşırken... ...ben soyumun kurumasını mı bekleyeceğim? Çok şükür Allah ailene seni iki kere bağışladı. Ben üçüncüyü beklemem. Madem Şadoğulları açık açık savaş istiyor... ...o zaman taş üstünde taş, omuz üstünde baş kalmayacak. Fırat! Hazırla adamlar. Mahmut! Arabaları hazırlayın, önlemlerinizi alın, gidiyoruz. Bir an işe yap. Babaanne! Sen duracaksın. Ben durmayacağım. Miran? Reyhan.
Eğer ben aynı olayı ikinci kez yine tek başıma yaşasaydım dururdum. Ama bu başka. O camlar kurşunlarla taranırken ne yaşadığımı bir ben bilirim bir Allah bilir. Bunun tarifi yok. Telafisi yok. Dönüşü yok. Bunun şakası yok Reyhan. Yanımda sen varken, ya ben senin için kendimden vazgeçmişken, senin hayatını hiçe sayanların gözünün yaşına bakmam. Eğer söz konusu senin hayatınsa, bu saatten sonra beni sen bile durduramazsın. Miran, Allah aşkına dur. Miran! Gitmene izin vermem. Reyhan, bana geldiğin gün seni benden alacaklardı. Tam hayata yeniden tutundum demişken alacaklardı. Seni bana yar etmeyeceklerdi. Ya yuvamız, ya ikimizin mezarı olacaktı. Ya da tam şurada hiç kapanmayacak bir yere bırakacaklardı. Şimdi ben de onların yanına bırakmayacağım. Bu sevda senin aklın gibi bileğini de zayıflattı Miran. Merhamet edeceğini şaşırırsa merhametten maraz doğar. Sen bu kapıdan şimdi adımını atarsan, senin arkandan bütün Aslan Bey'in adamları gelecek. Ben geleceğim. Ama durursan bil bu sefer ben durmayacağım. Babaanne. Bak, sen yanımdayken tek bir kez daha aynı korkuyu yaşayamam ben. Seni benden almalarına izin veremem Reyhan. Ya seni benden alırlarsa? Yapma. Yapma bunu. Bunu bana yapma Reyhan. Yapma. Tamam. Hayır, Miran. Miran, hayır. Kırgınlığım, acım, öfkem, her şey geçer. Ama seni benden alacaklarını bile bile bunu yaparsan, bu geçmez Miran, geçmez. Onlar değil, sen öldürürsün beni. İzin ver ben konuşayım. Ben halledeyim bu işi. Bu yangını bir kez daha bağıra bağıra ben söndüreyim. Ama sen dur, ne olur dur. Peki nasıl Reyhan, nasıl? Senin canına kastetmişlerken hangi sözünü durduracaksın? Ne yapacaksın? Bak sana söz veriyorum. Yemin ediyorum. Ne seni benden almalarına ne de beni senden almalarına izin vereceğim. Neydi? Reyhan yoksa Miran yok. Çağıralım Esma Hanım'a. Yok yok oğlum, telaşlanma. Birkaç gündür az bu şey mi yaşadınız? E tabi ne yapsın kızcağız da yoruldu. Birazcık dinlensin. Hiçbir şey çiğ kalmasın. Şunu biraz böyle alnına sür, ensesine sür. Ha. Miran! Miran!
Geri geleceğim, tamam mı? Sen merak etme. Osman, sen ben gelene kadar Reyhan'la ilgilensene. Tamam, tamam oğlum, tamam. Az önce Alu'da söylediklerini tekrar edeceksen hiç başlama babaanne. Ben değil, sen başla. Evvela ne zaman harekete geçeceksin onu söyle. Karın ayıldı, bayıldı, durdu. Şu kapının önünde söylediklerini ne zaman yapacaksın onu de bana. Ben Reyhan'a bir söz verdim. Bu sefer de duracağım. Ama hepimiz için her türlü önlemi alarak duracağım. Başımıza gelen her şeyin sebebi olan karına verdiğin sözler beni ilgilendirmez. Senin bana verdiğin. Anana, babana, mezarın başında verdiğin sözler beni yat sen kuzum. Hadi beni yok sayıyorsun. Ya onlar? Ben ne anamı babamı yok sayıyorum, ne de verdiğim sözleri unutuyorum. Ama her şeyin bir zamanı var değil mi babaanne? Sen 27 yıl boyunca bu intikam için beklemedin mi? Şimdi bu acelen niye? Doğru söylersin, acelem var. 27 yıl bugünü bekledim ben. Tam vakit geldi dedim. Senin kalbin sevdaya yenik düştü. Canından bile vazgeçer oldu. Senin vaktin var. Benim yok. Bugün yarın toprak olacak vücudum. Ben Mehmet'imin dişahımın karşısına geçip ne diyeceğim? Oğlunuz düşmanın kızının hayatı için, onun bir damla gözyaşı dökmemesi için karşımıza geçmiş bekleyin diyor mu diyeceğim, he? Ben evlatlarıma böyle bir şey söyleyemem Miran. Elif'in gönlünün hayatını hiçe sayamam. Ne yapılması gerekiyorsa 27 yılımı çöpe atarım, kendim yaparım. Sen niye kalktın? Miran, benim annemi görmem lazım. Olanları duyunca bana bir şey oldu sanacak, haklı çıkacak ya. Dur dur, şimdi olmaz. Bu halde olmaz Reyhan. Bak, ben senin için herkes karşıma aldım. Şimdi sen de beni dinle. Ben yarın sabah gerekeni yapacağım. Tamam. İsmail, ben gerisini hallederim. Tamam oğlum. Miran, bak benim şimdi gitmem lazım. Beni sağ salim görmezse soğumaz annemin içi. Reyhan, belli ki haberleri yok. Olsa durur muydu annem böyle? Şimdi haberleri yoksa daha da fazla korkarlar. Değil mi? Bak, sana söz veriyorum. Seni ben götüreceğim annene. Ama şimdi değil. Tamam mı? Hadi. Yat uyusun şimdi. Dinlenmen lazım. Bak, kuma girecek sanki gözüme. Sen hiçbir şey düşünme. Tamam mı? Sen düşünme. Ben senin yerine her şeyi düşüneceğim ve halledeceğim. Hayatta her şey nizam ister.
intizam ister. Şu tesbihin boncukları bile muntazam dizilmeli. Şimdi bana diyorsun ki Miran, tebelikle imamenin yerini değiştirelim. Olmaz. Her şeyin bir sırası var, yeri var. Eziyetinde, merhametinde. Sen anlamıyorsun ama ben sana anlatacağım Miran. Tekir, tekir anla. Bizden başka her şey bu evin dışında kalacak Reyhan. Sana söz verdiğim gibi yeniden yazacağız masalımızı bu evde. Eğer gözünden yaş gelecekse sadece mutluluktan olacak. Hazar Şadoğlu nasıl ananın babanın canını aldıysa bunlar da senin canına göz diktiler. Sen sırf bu kızı sevdandan ona ailesinin gerçek yüzünü göstereceğim diye uğraşırken ben soyumun kurumasını mı bekleyeceğim? Burada. Sana bir şey olsam Reyhan.
Uyuduğumda, uyandığımda hep yanımda ol istiyorum. Sana zarar vermelerinden, seni kaybetmekten çok korkuyorum. Dayanamıyorum artık Miran. Ne yapacağım bilmiyorum. Bitmesi için daha ne yapmam gerek bilmiyorum. Bizi bizden nasıl koruyacağız bilmiyorum. Biliyorum. Artık seninle benim kocaman kuvvetli bir yüreğim var. Canım pahasına her şeyle savaşacak gücüm var. Bu çok zor Miran. Zor olan ne biliyor musun? Seninle karşı karşıya olmak. Yan yana yiyen hiçbir şey zor değil. Bir istiridyenin kıymetli incisini sakladığı gibi saklarım seni. Bir bahar dalının narin tomurcuklarını sakındığı gibi korurum seni. Çok derin derin, derin 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 derinlerimde ellerin bir armağan gibi Tanrı'dan bana kış güneşinde altın kirpiklerin. Ben seni çok sevdim, ben seni çok sevdim. Belki zordur anlaması sessizliğinden. Ben seni çok sevdim, ben seni çok sevdim. Sen oku kelimeleri gözlerimden. Ben seni çok sevdim, ben seni çok sevdim. Belki zordur anlaması sessizliğinden. Ben seni çok sevdim, ben seni çok sevdim. Sen oku kelimeleri gözlerinden. Sen oku kelimeleri gözlerinden. Tam sen gözünü açınca güneşle doğdu. O zaman bisikletine binme vakti. Yok, önce kahvaltı edelim gülüm. Düşürme yüzünü çiçeğim. Düşürme. Sen istersin de biz yapmaz mıyız? He? Biliyor musunuz? Ben rüyamda ablamı gördüm. Beraber bisikletime biniyorduk. Sür gülüm, sür. Mutlu olacağın yerlere git. Ben yanında olmasam bile mutlu olacağını bileyim dedi. Hadi baba gidelim. Hadi bakalım. Anne
Sen gelmeyecek misin bizimle? Gel bakalım, gel 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 çiçek. Ne zaman açacağız gözlerimizi? Şimdi. Ta 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 ta. İşte benim bisikletim. Yani ablamla ikimizin bisikletleri. Vay vay vay, ne kadar güzel şey bunlar he Zehra? Hem de pembe. Babacığım hadi bindir beni de sürelim. Gel bakalım, gel gel gel. Hoppacık. Şöyle. Ama siz sıra sıra binmek zorundasınız. Tamam. Baba bak, ayaklarını şöyle bir çeviriyorsun. Hiçbir yere gitmiyorsun. Ama aslında her istediğin yere gidiyorsun. Kardeşiyle vedalaşmış ya Zehra. Teşekkür ederim. Ne için? Bilmem, öyle her şey için. Annem olduğun için. Meğer benimle de vedalaşmış Hazar. Baba, bak ablamın yanına gidiyorum. Niye durdun Melike? Ne zaman yürüdük onca yolu? Vallahi ben de anlamadım nasıl geçti zaman. Rızam ya. Ne yalan Miran mı? Miran. Rızam. Ne oldu? Reyhan Hanım'la Miran'a saldırmışlar. Evlerini taramışlar Melike. Korkma. Yaşıyor Reyhan Hanım. Hiçbir şey yok. Doğru mu diyorsun? Doğru mu diyorsun? Yeni Milan ilermiş. Dur. Hazar Bey'i arayayım. Hayır, dur dur. Dur Rıza. Önce Reyhan'ın sesini duyacağım. Reyhan'ın sesini duyacağım. Melike? Reyhan kuzum nasılsın? İyi misin? Bir şey var mı? Ne oldu? İyi misin? Dur, iyiyim, iyiyim. Allah'ım sana şükürler olsun ya Rabbim. Tamam, dur, korkma. İyiyiz biz, bize bir şey olmadı. Annemler duydu mu? Haberleri var mı Melike? Bilmiyorum. Öyle de değil. Biz Rıza'yla çarşıdayız. Burada duyduk olanı. Tamam Melike. Sen annemlere sakın bir şey duyurma, tamam mı? Ben bir yolunu bulup geleceğim. Kendi gözleriyle görmezse rahat etmez hiç şimdi. Gözünüzü seveyim. Gözünüzü seveyim. Kimse duymadan gel ya. Tamam. Tamam, geleceğim. Şimdi kapatmam lazım. Miran bak, Melikeler de duymuş. Annemler duydu duyacak. Benim gitmem lazım. Ne zaman götüreceksin beni? Olmadı, ben kendim gideyim. Ne demek çıktılar? Dün geceden sonra nasıl izin verirsiniz çıkmalarına? Ne oluyor? Bilmiyorum Reyhan, sen kal burada. Siz benim canıma mı kastettiniz? Şşş!
Şadoğulları dışarıda nefesimizi kesmek için beklerken benden habersiz. Hem de yanlarına kimseyi almadan çıkmalarına nasıl izin verirsiniz? Babaanne. Ne oluyor? Görünle sultan. Yanlarına kimseyi almadan çekip gitmişler. Ah, ah, ah. Böyle kendi başına buyruk hareket edersen ben seni nasıl koruyayım? Fırat, nereye gitmişler peki? Bilmiyoruz aga. Telefonlarına da bakmıyorlar. Ama bulacağız, merak etme. Yunan Hanım'ın şoförü haber verdi, onları mezarlığa bırakmış. Yanına gitme Miran, adamları al. Bekle aga, sen burada kal Fırat. Miran! Esma, ben odamdayım. Aslan'ın gönlünü getirince haber edersin. Dede, bak el yapıyorum. Aferin benim gülüme. Kime yapıyorsun bakayım evi? Bize. Hani yukarı gözlü kadın evimizi aldı ya evimizi. Miran'ı da küstüm zaten. Söz vermişti. Evinizi geri vereceğim demişti. Ama vermedi. Sözünü tutmadı. Sen bunlara üzülme Gül Hanım. Aa dedem. Miran'ı küstüm ama. Şimdi de özledim Miran'la ablamı. Onları da kahvaltıya çağırsak mı? Hem ben bisikletimi de gösteririm Miran'a. Onlar kahvaltıya gelemezler Gül Hanım. Şimdi balayındalar. Gül. Annem haydi bırak toprakla çamurla oynamayı. Gitme İlke ablanla ellerini yıkasın sen. Sonra da gel kahvaltını et. Yaren nerede? Neden inmedi kahvaltıya? Baba biraz baş ağrıyormuş. Ben az daha yatayım dedi. Ben de elemedim dinlensin diye ama... iyi hatırlattın. Ben gideyim bakayım oksa. Anne, Allah'ınız habersen çıkar beni ne olur. Ha yok. Ne zaman ki bu işler bir yoluna girdi, düzene girdi, her şey sakinleşti. Ancak o zaman çıkabilirsin. O da aklın başına geldiyse. Anne, ne olur anne. Anne, anne. Anne. Anne, 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 anne uyan. Anne, anne bir şey de anne. Baba, baba koş anneye bir şey oldu. Anne, anne, anne ne olur uyan anne, anne. Baba, baba koş. Ne oldu kızım, ne var? Handan, 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 Gülüm, Gülüm kalk. Handan ne oldu kızım anana? Ama bilmiyorum. Miran ne oldu görmedim ben de. Yılmış yere. Handan hadi aç gözünü. Aç. Handan hadi kalk. Hadi. Hadi. Ha, aç gözünü güzelim benim. Yardım et bana. Yardım et. Hadi güzelim benim. Hadi. Ana, ne olmuş Handan anama? Can hayırdır ne oldu ya? Bak merdiven var. Dikkat et. Dikkat et. Abi hiç bilmiyorum. Kapının içine düşmüş bayılmış. Anlamadım ben de. Allah yavaş yavaş bir tanem yavaş. Allah Allah. Allah Allah. Anca hemen başım çok güzel. Tamam tamam güzelim. Şimdi hastaneye gidiyoruz. Yavaş yavaş. Yavaş dikkat et. Kafana dikkat et. Allah. Haydi atla götürelim. Yok yok abi sen çiftliği bırakma. Biz gidip geliriz. Tamam. Cihan doğru söylüyor. Dikkatli olun. Gelebilir miyim? Gel tabii gel. Sana elbise getirdim. Gördüğün üzere benim pek elbiselerle alakam yok.
Dolapta sadece bu ikisini buldum. Hangisini istersen onu giyersin artık. Teşekkür ederim. Rica ederim. Lafı bile olmaz. Eminim benden daha çok yakışacaktır sana. İyi misin diye sormuyorum. Çünkü iyi olmak zorundasın. Asla kendini bırakmamalısın. Bunların hepsi geçecek. Meren abimle ikinizin aşkı bu konağın duvarlarına sinen bütün acıyı silecek. Ben buna inanıyorum. Sen de inan. Sakın abim Gönül ablanın peşinden gitti diye de ona kızma. Mesele o değil ki Elif. Ben Miran Gönül için endişeleniyor diye niye rahatsız olayım? Ama dün yaşadığımız onca şeyden sonra böyle korumasız kafasına göre çekip gidince insanın içine korku doluyor. Ya yine... Yok, korumalar gitti peşinden sonra. Sen merak etme. Ama abim onu bu kadar çok merak ettiğini bilse... Bence çok mutlu olur. Elif. Hı? Benim annemle babamı görmem lazım. Eli kulağında duyacaklar olanları. İyi olduğumu bilmeleri lazım. Ama şimdi kendin dedin ya. Yine bir şey olursa diye. Ya sana bir şey olursa? Biz o zaman abime ne deriz? Bence uyukken konaktan çıkmayı aklından bile geçirme. Ya nasıl geçirmeyeyim? Annemler olanları duyduklarında çıkıp buraya gelseler düşünebiliyor musun sen olacakları? Miran beni eve götürecekti annemi görmeye. Ama Gönül'ün peşinden gidince... Demek Miran seni eve götürecek ha? Sen ananla koklaşasın diye benim aslan torunum Şadoğulları'nın inine girecek ha? Dün öldüremediler. Bugün öldürsünler diye katillerin ayağını mı getiriyorsun? Baba ne? Sen karışma Elif. Elif müsaade eder misin? Baba ne yapma lütfen. Bu sabahı yaşayıp meydana atılınca bedel ödedim sanırsın değil mi? Her şey bitecek sanırsın değil mi? Bitmeyecek. Hazır Şadoğlu benim ailemi dağıttı. Benim babam hiçbir şey yapmadı. Toplaması zor oldu ama topladım. Şimdi dağılma sırası sizde. Dün geceyi sakın unutma Reyyan. Ailem bir defa daha nasıl senin canını kastetti unutma. Canım şöyle. Ben sana su vereyim. Annemin gözlerinde hiç eskimeyen o acıyı babama yarardım hep. Çok erken gitti ya. Ondan derdim. Meğer o acı senmişsin. Varlığını öğrendiğim andan itibaren ne yapıyorsam senin için yapıyorum şimdi. Seneler sonra seni bana versinler diye. Sadece annemin yara izinden ibaret sandığım kardeşime kavuşabileyim diye. Bunca sene ablanın durduğu yere yanaşamadım biliyor musun? Canımdaki acı değil. Yüreğimdeki acı büktüm elimi. Anası babası ölene yetim derler. Öksüz derler. Ama evladı gidene ne denir? Bilemedim ben. Büyümedin.
konuşmadın. Hiç rüya görmedin sanıyorlar. Ama ben biliyorum. Büyüdün sen. Yaşıyorsun. Aynı göğün altındayız kardeşim. Ne kadar sürerse sürsün. Bulacağım seni. Babaannem ne yaparsa yapsın. Bulacağım. Kardeşim. Mezarlıklardan korkanın sevdiği ölmezmiş derler. Şimdi neden mezarlıklardan korktuğumu biliyorum. Kızlar için babaları kahramandır hep. Sen de benim için öyleydin. Kardeşimin hikayesini öğrenene kadar. Nasıl kıydın bize baba? Bilmiyorum ama başaramadın. Artık sen benim hiçbir şeyim değilsin. Adımın acısı toprağın altında. Diğerininki gözümün önünde. İkisini de ayrı ayrı yaşıyorum ben. Şimdi sor bana. İyi miyim? Miran. Sen niye geldin? Gönül. Yaşanan bunca şeyden sonra yanınızda ben olmadan bir yere gidilmeyecek demedim mi? Ya daha dün konuşmadık mı bunu? Siz nasıl çıkıyorsunuz böyle? Sen neden bana haber vermiyorsun? Ben amcama getirmez miyim seni? Miran sen karınla o kadar meşgulsün ki. Gözümün bizi gördüğü yok. Dün gece ben daha iyi anladım. Biz sahipsiz kaldık. Tüm bu olanlar için üzgünüm. Yaşadıkların için üzgünüm. Ama şunu bilin, siz sahipsiz değilsiniz. Sen de yengem de bana amcamın emanetisiniz. Ben götüreceğim sizi. Hadi gelin. Buyurun alalım sizi. Dur adam, dur dur. Bırak. Al kız şu çantayı. Baba. Kan deyince ben bir kötü oldum. Maçaya gitsem olur mu? Hadi yürü, yürü. Thank you.
Gözünü seveyim bir kere de şu telefonu hemen aç. Hey yani. Abi hemen oradan çıkman lazım. Ne diyorsun kızım sen? Ne çıkmaz? Reyhan Miranda evlenmiş. Ne? İşte seni bu yüzden oraya tıktılar abi. Anlasana, engel olma diye. Miranda'nın Reyhan'ı alabilmesi için seni oraya tıktılar. Sen de orada beklerken her şey olup bitmiş. Evlenmişler. Şimdi Reyhan Miranda'nın yanında. Çekil! Meğer Kars'taki günlerimiz ne kadar güzelmiş. Oradayken kıymetini bilemediğim o günlerin geçmesi için nasıl da dua ederdim. Şimdi o günlerin bir tanesi için buradaki ayların hepsini verirdim. Yapma böyle Gönül. Biraz zaman verin bana. Herkesten tek istediğim şey zaman. Zaman neyi değiştirecek Mira? Benim artık böyle laflara karnım tok. Senin değiştirdiğin şey benim hayatım olmadıktan sonra ne faydası var? Kars'ta da böyleydi, burada da böyle. Ben orada da düşmanla yaşadım. Burada da yaşıyorum. Gönül. Sen de yüzünü gözünü toparla. Kendine gel. Dostunun yanında ağlarsan üzülür. Düşmanın yanında ağlarsan sevinir. Düşmanını sevindirme. Kolay gelsin. Bir eve kadar gidip geleceğim. Alınacak birkaç şey var. Bir şey olursa ararsınız. Tamam Celal Bey. Eyvallah. Doktor hanım, çok mu hastayım? Ya vallahi korsun andan. Cihan, insan kendini bilmez mi? Kaç gündür halim hal değil benim. Bak demin de bayıldım kaldım. Ben hiç böyle oluyor muyum? Merak etmeyin Handan hanım. Haberler iyi. İyi mi? Niye ben böyleyim o zaman? Çünkü gebesiniz. Duydun mu annem? Bak doktor ne... Ne be? Nasıl gebe? Hani bildiğimiz hamile gebesi. Ya yavaş gülüm, yavaş, sakin ol. Gördün mü başımıza geleni? Ne gelmiş başımıza? Ya evlilik çağında çocuklarımız var bizim. Nasıl açıklayacağız millete? Nasıl diyeceğiz böyleyken böyle oldu? Ya dur bakayım, dur. Niye diyemeyelim, anlamadım ki. Çocuğun anası belli, babası belli. Yok valla, utanırım ben, kimseye bir şey söylemem. Sen kendini tanıyorsun ya? He? Kocan var yanında, kocan. Handan. Hı. Ya ister misin bir de oğlan olsun ha? Bak oğlan olsun, dile benden ne dilersen. Ha kız olursa dileyemiyor muyuz yani? Ya kız olursa evladın?
Utanmayacak mısın bu laflarından? Nasıl bakacaksın çocuğun yüzüne? Bak. Eli kolu sağlıklı olsun da ne gelirse gelsin. Hepsi evlattır, candır, ciğerdir. Mevzu o değil annem. Biliyorsun biz de çok küçüldük. Azatımla yapamadım. Onunla ne top oynayabildim filmlerdeki gibi ne de bir şey. E o büyüdü gitti. Bu oğlan olursa belki onunla oynarım. Böyle işte. Kız olsun, kıza öğret. O da oynar Cihan. He, oynar. Kız, bir de ikiz oluyor mu ha? Belki de 300. Yok artık. Her gece başında sen beklemeyeceksen sil dilinden o duayı. Bir olsun, Allah sağlam versin yeter. Anne, baba. Ne oldu? Nesi varmış annemin, doktor ne dedi? Yok baba, sen de biliyorsun. Etrafa adam dizmekle, kuytulara kapanmakla biz bu işi çözemeyiz. Azat da biz de böyle yaşayamayız. Aslan beylere pusu kuran biz değiliz ama... kim kurduysa onu bulmak zorundayız ya. Kimse kim Azar? Onların yerine biz mi düşeceğiz peşlerine? Ya bu Azize karısı zaten bizim yapmadığımız işleri bizden bilmeyi vazife bilmiş. Onların kim olduğunu nasıl olsa bulacaklar. Ama o vakte kadar Azat Mustafa dedesinin evinde kalacak. Siz de hiçbir şeye karışmayacaksınız. Yok baba. Onu yapanın kendi kendine ortaya çıkmasını bekleyemem ben. Kim yaptıysa onu Aziz Aslan Bey'in önüne atıp bize yaftaladıkları lekeyi temizlemek benim boynumun borcudur. Bak bilesin. Ben bu işin peşine düşeceğim. Gece biriyle görüştüm ben. Adam olsun. Amcamlar geldi. Handan dur, Handan. Dur, ne yapıyorsun? Dur. Allah. Yavaş. Ay, Allah. Yavaş. Allah. Otur. Yavaş, geç. Kapat kapıyı. Ne bakıyorsunuz öyle? Neden doktor? Nesi varmış anların? Önemli bir şey yokmuş çok şükür. Handan hamileymiş. Gözümüz aydın. Ailemize yeni bir Şadoğlu daha geliyor. Tavşan soyundan çıktı kara. Bir de bu yaşta. Tövbe tövbe. Kızım, konuşursun. Allah sağlıklı kucağınıza aldırsın. Ömrü var olsun. Bu bize Allah'ın bir işareti. Düşmanımız Şadoğlu soyunu kurutmaya çalışırken Şadoğulları çoğalıyor. Bir ağacın kökü ne kadar sağlam olursa dalını ne kadar kesersen kes gene yenisi çıkar. Eksik olma baba. Sağ ol oğlum. İnşallah. Ben de fena. Sağ ol kızım. Evladımın haberi bile annemize ışık tuttu. Hayırlar yapılsın, mevlütler okusun, lokmalar dökülsün. Hayırlı uğurlu olsun ahiretin. Rabbim atanına, atasına, anasına, babasına hayırlı bir evlat ihsan eylesin inşallah. Handan Hanım'ım, Allah tamamını erdirsin inşallah. Sağ ol niyerim, sağ ol. Torun okşarsın inşallah Handan Hanım'cığım. Sağ ol Hanife. Gül Hanım, duydun mu? Sana yeni bir arkadaş geliyor. Onu alıp Şadoğlu konağının her yerini gezdirirsin. Sonra da avluda birlikte oynarsınız ha? Ben ablamdan başka kimseyle oyun oynamam. Hayırlı uğurlu olsun Handan. Sağlıkla kucağına almayı nasip etsin inşallah. Sağ ol Eltim. Allah hepimize hayırlı evlat versin. Vermedi mi zor? Baba. Malum Azat'a dedemin adını verdiydik. Eğer bu oğlan olursa, müsaaden de varsa senin adını koymak istiyoruz. Vardır.
Yaşı benim yaşımı bulsun. Torun torba sahibi olur inşallah. Bebeğiniz eksikti ha. Abi inşallah o konağı başlarına geçirip Reyhan'ı alır gelirsin ya inşallah. Açsana şu telefonumu ya. Vallahi meraktan çatlatacağım beni. Terbiyesize bak ya, telefonuma cevap vermiyor. Ya sen kimsin de telefonuma cevap vermiyorsun Caner? Yaren sakin ol. Sakin ol. Dur bakalım. Bir taşla iki kuş vuralım o zaman. Hem abim konağa gitmiş mi öğrenelim... ...hem de Fırat'ın güvenini yeniden kazanıp... ...oyuna dahil olalım. Söyle Yaren. Fırat. Ne olur yardım et, ne olur. Ne oldu Yaren, hayırdır? Abim oraya geliyor. Yalvarırım, koru onu. Öldürmelerine izin verme. Ne? Azat buraya mı geliyor? Reyhan'la Miran'ın evlendiğini öğrenmiş. Ne desem tutunmadım onu. Babamlara da söylemiyorum. Hiçbir kıyamet kopar diye. Çok korkuyorum. Yaren, bak yine bir oyunsa var ya. Ya ne oyunu Fırat? Abimin hayatı söz konusu. Hem sen ne diyorsun? Ben sana ne zaman oyun oynamışım? Sen şimdi Azat buraya geliyor diyorsun ha? Azat oraya geliyor Fırat. Ne olur abime bir şey olmasına izin verme. Annem babam üzüntüden ölür. Ya tamam. Tamam sakin ol, halledeceğim ben. Çok sağ ol Fırat. Gerçekten çok sağ ol. Ne olur bir şey olmasın abime, ne olur. Tamam iyi, haber veririm ben sana. Bekliyorum. Bekle bakalım Reyhan Hanım. Kıyametin geliyor. Yaren neredesin? Anne geldim. Geldim. Melike, aslan beyler biz yaptık diye düşünsün. Çiftliği bassa ne yapacağız? Hemen gidip tedbir almak lazım. Bu kadar beklediğimiz bile hata. Gidip Azar Bey'e söyleyeceğim. Sakın Rıza. Reyhan ben geleceğim dedi. Ben söyleyeceğim anama babama dedi. Yapma. Yok Melike, bilsinler. İş işten geçtikten sonra bu vebali taşıyamayız. Yoksa... Melike, niye açmıyorsun telefonu? Duydular mı acaba? Allah'ım ne olur duymamış olsunlar, ne olur. Bu bebek ailemize uğurlu gelecek. Hayırlı olsun hepimize. Amin. Hazar Bey'im. Rıza yapma. Reyhan Hanım. Reyhan. Ne oldu? Reyhan'a ne oldu Rıza? Ne oluyor oğlum? Reyhan Hanım'la Miran'ın evini taramışlar. Dönmüşler mi? Kızım. Zehra sus şurada ya. Zehra dur, yardım edin, yardım edin. Gel. Anneme koş, su yetişti. Koş, su yetişti. Zehra. Anneme koş. Kimse yok.
Ofisi mi, evi mi? Oğlum bir şey söylesene. Nerede vermiş? Kendi evlerine geçmişler. Orada taramışlar. Şimdi Aslan Bey'de kalıyorlarmış. İkisi de iyiymiş. Hiçbir şeyleri yok. Duydun mu abi? Bak yaşıyormuş ya. Dur oğlum. Abi. Abi. Dur bak iyi gelmiş. Rıza öyle diyor abi. Bırak. Abi dur. Bırak. Abi kurban olayım bir sakin. Abi kurban olayım dur abi. Bırak. Abi sakin ol. Bildim kaldı kızım yanlarında kadından oluyordu. Bırakmam kızım abi. Duramam. Bırak. 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 Çekilin. Kızım. Ya yaşıyor. Gideceğim. Göreceğim kızım. Canım canım. Bacağımdan büyüttüm. Göreceğim bir kere göreceğim. Bırakın gideyim. Allah rızası için gideyim. Allah. Bir kerecik, bir kerecik koklayayım onlarım. Ben onu kucağımda büyüttüm. Evladım. Niye bırakmıyorsunuz? Gideyim bir kerecik koruyayım kızım. Ah, evladım o benim. Oh. Bu dünyada herkes evladını düşünür. Ben seni, sen de evladını. Şimdi bana diyorsun, neden bırakmıyorsun? Nasıl bırakayım be oğlum seni ateşin ortasına? He? Nasıl göndereyim? Araba gibi bunu da bizden bilirler oğlum. Sen ölürsen ben ne yaparım ha? O vakit işte tek kurşun atmam dediğim yeminimi bozarım azar. Bozarım. Ne olur bana evlat acısı yaşatma oğlum. Gideceğim ama bırak. Bak azar. Ben Reyhan'ı istemedim. Allah var. Sen istedin. Özündenmiş gibi büyüttün onu. Şimdi gidersen seni öldürürler. Öldürürler. Sen evladından vazgeçiyor musun? Ben vazgeçeyim. Sen benim için yanıyorsun. Evladım için yanıyorum. Duramam baba gideceğim. Duracaksın oğlum. Duracaksın. Bak, bak Reyhan yaşıyor ha. Şimdi yapmamız gereken hep bir arada olmak. Ben hep yanındayım. Nasıl dersen öyle yaparız. Sen ne dersen o olur. Gider bu işi yapanlar da bunu ortaya çıkarırız. Götürüp kapılarının önüne atarız. Gideriz oraya. Şimdi Gül'ü düşün. He? Gül'ü düşün. Madem babaysan, onu da öbür evladını da düşünmek zorundasın. Ölürsen babasız kalırlar Azar. İşte bunun için duracaksın oğlum. Abi Allah'ını seversen vazgeç. Sağ çıkamayacağız o konaktan. İn arabadan. Abi ne diyorsun?
Madem korkuyorsun in arabadan. Abi biz bakkal dükkanına gitmiyoruz. Aslan Bey konağına gidiyoruz. O da hoş geldiniz diye karşılamayacaklar bizi. Ben de hal hatır sormaya gitmiyorum. Reyyan'ı almaya gidiyorum. Ne sen, ne dedem, ne Miran engel olmayacaksınız ya. Abi ben sana engel olmaya çalışmıyorum. Sadece böyle gitme diyorum abi. Onca insanı öfkene kurban etme diyorum. Caner inşallah... Abi bir dinle. Dinle bir beni. Ne ya, ne söyle ne? Ha söyle. Abi o konağın arkasındaki duvardan avluya ineceğiz. Sessizce Reyyan'ı alıp çıkacağız oradan. Böylece ne senin canın tehlikeye girecek, ne de Reyyan'ın. Hey, bitti mi? Hey, ben bu şekilde girmem. İn arabadan. Abi yapma. Bu şekilde girmezsen o konağa, sadece kendi canın değil, Reyyan'ın da, tüm Şadoğulların canı tehlikeye atarsın abi. İyi düşün, ne olur. İyice adamlığımı bozdunuz lan. Sen gelmiyorsun. Ben tek başıma gireceğim. Abi seni yalnız bırakmayacağım. Eğer gelirsen ön kapıdan girerim, ortalık karışır. Gelmeyeceksin. Tamam? Tamam, anladım. Şimdi ararım. Ne yapıyorsun? Niye saklıyorsun beni? Ölme diye. Seni burada bulurlarsa sağ bırakmazlar. Ne olur hemen git. Kimseye bir şey olmadan git. Vay be. Aslan Beylerde de iyi insan varmış demek. Seni kimseye görünmeden buradan çıkarmanın bir yolunu bulmamız lazım. Yalnız geldin değil mi? Yalnız geldim. Ama yalnız dönmeyeceğim. Reyyan'ı almadan olmaz. Azat nerede? Miran neredesin? Gel de artık annemden duymadan götür beni onlara. Tutun şunu. Konuşana kadar da bırakmayın. Emrin olur beyim. Tutmak yetmez. Bıçağa dolu yanaşması o azat itinin yerine diyene kadar gelin hakkında. Azat abi. Vurmayın. Şey diyeceksin, haber getirmiştir. İyi misin? Nalan iyi misin? Bırakın, bırak. Esma'yla bırak beni, bırak. Haber getirdiyse, aha orada kapı. Bırak. Böyle hırsız gibi girilir miymiş? Bırak, Esma'yla bırak. Bırak, bırak ne olur yapmayın. Vurmayın. Mahmut. Azat nerede? Bilmiyorum. Yalnız geldim buraya ben. Nerede bilmiyorum. Biliyorsun.
Sen de ben de biliyoruz burada olduğunu. Korumalar bulmadan söyle ki hayatı kurtulsun. Fırat, Allah aşkına yapmayın. Fırat, uşağı da onları kendi gelemeyip köpeklerini yollamışlar belli. Yürekleri olsaydı kendileri çıkar gelirdi. Yanaşma, doğru söylüyor. Azat burada değil. Uşağı dolu erkekleri de pek yüreksiz çıktı ha gelin hanım. Biz de ne yapacağız? Aradığımızı değil, bulduğumuzu atacağız kapılarına. Sen ne biçim insansın? Biraz olsun merhametin yok mu senin? Var tabii, olmaz mı? Yanaşmanın canını bağışlayacağım. Önce bir dersini versinler hele. Sonra götürüp atarsınız kapılarını. Şerefsiz. Elif, ya ver şu anahtarı, bak aç kapıyı, çıkacağım canını almışlar. Olmaz. Onu bırakırlar ama seni bırakmazlar. Açmam kapıyı. Elif, aç çıkacağım. Olmaz, açmayacağım. Başka seçenek bırakma beni. Ben de kendim açarım. Dur. Dur, tamam açacağım. Ama önce silahını ver bana. Aslan beyler! Zat abi. Elif! Aziz Aslan Bey! Elif! Azana! İtlerini geri çek! Elif! Bir şey yaptı mı? Dokundu mu sana? İyiyim babaanne, dokunmadı. Reyhan almaya geldim. Önüme çıkana acımam. Almadan da gitmeyeceğim. Yürü Reyhan. Gidiyoruz. Seni buradan ancak musalla taşına götürürler. Beni de vurun o zaman. Ya beni de öldürün ya da bırakın gitsin. Reyhan çekil. Lan seni benimle benim karımı yanlara gitme. Ne yapma. Biraz yapma ne olur. Ne işin var lan, söylesene. Biraz Allah aşkına bırak gitsin. Reyhan. Birazcık hatırım varsa. Ne olur bırak gitsin. Reyhan. Hani güldürecektin yüzümü, söz vermiştin. Ne olur bırak. Yalvarırım. Yalan o şarısı. Sen almaya geldim. Biliyorum seni burada zorla tutuyor. Ama izin vermem. Gideceğiz. Ben kendi rızamla buradayım. Ya sen kimin kartını kimden alıyorsun? Bir an dur. Tamam, ne olur. Reyhan. Sen bu adamın elini tutmamak için düşünmeden ölüme atladın. Kendi rızanla evlendiğine inanmam. Korkma. Çıkacağız buradan. Tehdit falan yok. Korkmuyorum kimseden. Ben kendimi isteyerek geldim buraya. Evlendik biz. Bir an benim kocam artık. Reyhan, korkma, bana doğruyu söyle. Ne konuşturuyorsun bunu hala? Düşman evimize kadar sızmış. Hanenden karını alacak. Vermeyecek misin cezasını? Eğer ona bir şey yaparsan ömrüm boyunca affetmem seni. Bir daha sesimi duyamaz. Konuşmamı, güldüğümü göremez. Çıkmam yasımdan. Saklarım sesimi. Söz vermiştin hani. Böyle mi tutacaksın? Böyle mi güldüreceksin yüzümü? Reyhan! Yeter, gel şuraya. İyi, vur. Vur hadi o zaman, vur. Aç kapı, gitsinler. Miran, aman dileyene aman verilir. Şadoğlu karını alacağım diyor. Böyle gitmesine izin mi vereceksin? Oğlum, eğer seni bir daha karımın yanında görürsem, onu ararsan,
geçtiği yoldan bile geçersen, bak bir an bile düşün, ben öldürürüm seni. Seni öldürürüm Azat Şadoğlu. Bu sefer affetmem. Kimse için affetmem. Öldürürüm. Kabullenin artık. Benim yerim burası. Kocam o benim. Kocam. Ne ya? Git artık. Bir daha da gelme. Yalan söylüyorsun. İnanmıyorum. Ben bu konaktan sağ çıkayım diye diyorsun. Ölüm benim umurumda değil. Anlasana. Ben zaten ölüyüm. Sen yoksan ben zaten ölüyüm Reyhan. Reyhan odaya çık. Odaya çık. Reyhan. Aldın mı lan cevabını? Ha? Şimdi adamını da al. Defol git lan evimden. Şunu unutma. Eğer bir daha seni karımın yanında görürsem öldürürüm. Ben şimdi gidiyorum. Ama bu iş burada bitmedi Miran Aslan Bey. Bunu da böyle bilesin. Sen de şunu bil Azat Şadoğlu. Canımızı alamadınız, karımı da benden alamayacaksınız. Azat buraya mı geliyor? Sen şimdi Azat buraya geliyor diyorsun ha? Tamam Esma. Sağ ol. Azat Şadoğlu evden çıktı. Tamam Şefik, sen peşlerinden ayrılma. He. Mahmut, bu Şadoğlu soysuzluğun kapıdan girecek yüreği yok. Arka kapıdan ya da başka bir yerden konağa girmeye kalkarsa müdahale etmesinler, adamlara söyle. Emredersiniz Azize Hanım'ım. Esma, bana bir kahve yapıver. Hemen hastaneye gidiyoruz. Yok abi, iyiyim ben. Hem arayan soran da olmamış. Haber düşüp de ortalık karışmadan bir an evvel dönelim. Önce bir hastaneye gidelim. Abi vallahi iyiyim ben. İstemiyorum hastaneye gitmek. Sen de ne zaman sokağa çıksak kavgalardan ayırırdın beni. Bak, demek ki dövüşmeyi de bilecek insan. Bin hadi bin.
Bıraktım. Azat abini bıraktım. Ama eğer bir daha o Şadoğullarından birini senin etrafında, bu evin etrafında görürsen gözünün yaşına bakmam. Anladın mı? Arabamı taradılar, yetmedi. Ondan sonra ikimizi öldürmeye çalıştılar. O da yetmemiş gibi o azat iti hanemin içine girmiş seni götürmeye kalkıyor. Bu Şadoğulları durmayacak Reyyan. Bundan sonra benden habersiz hiçbir yere gitmeni, annemle gün dışında da kimseyle konuşmanı istemiyorum. Ya sen nasıl emin oluyorsun bu kadar bütün bunları benim ailemin yaptığından? Kendin gördüğün Azat'ın bir şeyden haberi bile yok. Peki sen nasıl bu kadar emin olabiliyorsun ailenin yapmadığından? Baban kendi elleriyle seni ölüme göndermedi mi? Babam beni ölüme değil, yaşamaya gönderdi Mina. Neden Azat'a verdi sanıyorsun? Azat durun. Azat durun. Azat abi! Reyyan Azat abi! Ya tamam. Tek derdimiz bu mu Mina? Tamam Azat abi. Babam Azat abimin beni öldürmeyeceğinden emin olduğu için verdi ona. Dedemler bizi bulduğunda bile beni öldüreceklerini bildiği için sana emanet etmedi mi? Peki ya deden? O Azat itiyle sen nikahlanmaya kalktığında gelip seni kaçırmasaydım, deden seni öldürecekti. Ne diyorsun sen Miran? Ne öldürmesi? O ya da bir başkası. Fark etmez. Senin aldığın nefeste Şadoğulları ilgilenmiyor diyorum. Ama artık benim sabrım kalmadı Reyyan. Senin canına kastedenlerin, seni benden almaya kalkanların o kalbindeki zehriden, belindeki silahı da söküp alacağım. Canımdan olacağımı bilsem bile bunu yapacağım. Miran yapma böyle ne olur. Ben öfkesine yenilip de kıyamete sürüklenen Miran'a değil, masalımızı yeniden yazmak isteyen Miran'a şans verdim. Böyle mi olacak? Yine bir şey yapıp da masalımızı kabusa çevirme Miran. Ben artık ne sana ne de ailemden birine bir şey olmasına dayanamam. Hey canım. Yıllardır benim içimden birikmiş acı, senin adınla, sesinle, gözlerinle yer değiştirdi. Senin nefesin o açık yaralarından ta derine kadar sızıp bana can buldu. Bunlardan da mahrum kalırsam ben zaten öleyim ki. Benim canımın kıymeti senin nefesinle varlık buluyor. Anlıyor musun? Şimdi bana dur deme. Artık deme. Başkaları da birilerinin canı nefesi değil mi Miran? Onları bir şeylerden mahrum bırakarak mı koruyacaksın benim canımı? Bu mu tek yol? İlla birilerinin ömrüne hiç dinmeyecek bir acı iliştirmek mi? Ya sonra? Duracak mı bu savaş? Ha? Bitecek mi? Hayırdır torunum? Soktuğun hançeri çıkarmaya mı geldin? Eğer demek istediğin buysa ben sana ihanet etmedim. Sen hiçbir şey yapmadın. Yapmadıkça onların yerine benim canımı yaktın. Neden inanmıyorsun babaanne? Gerekeni yapacağım diyorum sana. Hiçbir şey yapmadın. Sen hiçbir şey yapmadın. Benim de yapmama engel oldun. Bak ne oldu. Evini, arabanı taradılar. Evinden karını almaya kalktılar. Yine gelecekler.
karını alacaklar. Kanını akıtıp soyunu tüketene kadar durmayacaklar. Hiç bakma bana öyle. Ya şimdi silahı eline al git. Ya önümden çekil ben gideyim ki Aslan Beylerin eri korkmuş diyeceklerine Azize Aslan Bey soyunu korumuş. O yollamamıştır desinler. Hiç değilse insan içine çıktın da başını eğmesin. Babaanne yeter. Benim kimseden korktuğum falan yok. Oraya gitmek benim için mesele değil. Diyorsun ya hani bu ailenin devamı sensin diye. O zaman benim dediğim gibi olacak. Ben ne zaman istersen hesap o zaman kesilecek. Miran'ın arabası, sonra ev, şimdi de Azat. Babaannenin bitmeyen hırsı yüzünden şu dört duvar ardında bile canımız tehlikede. Azat buraya bizim canımızı almaya değil, Reyhan'ın ayağına dert dolamaya geldi. O yüzden boşuna endişelenme. Azat ne yapıyorsa bizim işimize gelir. Anlamıyorum seni Gönül. Nasıl bu kadar rahat olabiliyorsun? Boşanma kağıtlarını imzalamadan önce ben bir karar verdim anne. Biliyorum bana kızgınsın. Yanlış yaptığımı düşünüyorsun. Ama inan bana. Çok yakın zamanda hem benimle gurur duyacaksın hem de her şeyi doğru yaptığımı göreceksin. Evet, şimdi çok güçsüz görünüyorum. Ama ben böyle istiyorum diye. Annem, sen de ben de şimdi sıramızı bekleyeceğiz, sessizce. Ve sen hep yanımda olacaksın değil mi? Söz ver bana. Çünkü bizim bu dünyada birbirimizden başka kimsemiz yok. Kimseye evlat acısı vermesin. Geçmiş olsun Zehra. Allah'ım sen ne kadar büyüksün. Bir yel estirdin Hidayet Erdoğan'dan hanım. Yok böyle olmaz baba. Azad'da düşünmemiz gerekmiyor mu? Ama sizin yüzünüzden. Evladımın başına ne geldiyse sizin yüzünüzden. Sen hep nefret ettin benim kızımdan. Kızımın çocuk kalbini, heyecanlarını, sevinçlerini attığın tokatlarla yerle bir ettin. Çırpındı durdu benim kızım dedem beni sevsin diye. Ama yok. Dört duvara hapsettin. Ömrünü zindana çevirdin yavrumun. O koskoca konağın içine sığdıracak hiçbir yer bulamadın evladımı. Ya sen Cihan! Bir kere olsun amcalık ettin mi benim evladıma? Amca baba yarısı derler hani? Sarıp sarmaladın mı onu? Amcam dedin mi bir kere? Senin tek derdin Nasuha'nın gözüne girmek. Evlatlarını onun gözünde yüceltmek. Bir kere saygısızlık etti mi benim kızım Beyza'da? Bir kere sesini yükseltti mi? Ha? Yok. Ama sen ne yaptın?
Yaren'le baş başa verdiniz, bir açığını kolladınız kızımı. Hata yapsın da nasıl olur konağını orta yerine gömsün diye beklediniz. Şadoğulları. Ölünü ardını hesap etmeden kendi ellerinizle gelin ettiniz kızımı düşmana. Sevda yüreğine düştü diye bir yığını acıyı yük ettiniz omuzuna. Namus diye diye ortalığı yangın yerine çevirdiniz. Defalarca ölüm emrini verdiniz. Sen de babasın. Sen de evlatlar yetiştirdin. Onların peşindesin bak hala. Hazar gideceğim deyince içine bir kor düşmedi mi? Ona bir şey olacak diye nefesin kesildi değil mi? Ya ben ne edeyim? Ya ben ana değil miyim? Nasuha! Heybetlisin. İhtişamından korkuyor ahali. Senin yerine bir lokmacık kız mı savaşacak düşmanınla? Şadoğlu erkekleri meydanda böbürlenmekle, hayır kazanı kaynatmakla olmuyor büyüklük. Madem bu evin erlerisiniz, madem yüreğiniz güçlü, bileğiniz sağlam, gidin getirin kızımı. Ya kızımı getirin ya da çekilin önümden, ben gidip alayım be kızımı. Reyyan'ın başına gelenler Yaren'in başına geleydi, yine böyle duracak mıydınız ha? Siz yapmadıysanız da kim yaptıysa bulun. Kızımın canına kim kastettiyse bulacaksınız. Yoksa ahım bırakmaz peşinizi. Kıymık kadar hakkım varsa üzerinizde, helal olmasın bilip de susana. Bulup getireceksiniz kızımı. Sıfır, kurban olayım. Sen de duracak mısın Hazar Bey? Bilirim. Senin de yüreğin yanar. Orada kızımın gözünden bir damla yaşaksa senin burada yanağın ıslanır. Ama bir şey yapmayacak mısın artık? Kimse bir şey yapmayacak mı? Kızımı getirin bana! Kızımı getirin! Kızımı getirin bana! Zehra kurban olayım. Söz veriyorum, getireceğim kızımı. Bu adliyi yapanları bulacağım, söz veriyorum. Azat! Cihan! Hüseyin yok. Oğlum ben sana Mustafa Han'ın çiftliğinden ayrılmayacaksın demedim. Nereden geliyorsunuz siz? Nedir bu haliniz? Ne yaptınız? Oğlum sen niye dedenin evinde değilsin? Burada ne arıyorsun? Ne halt ettiğinizi anlatacaksın bana. Sizin yaptıklarınızı düzeltmek için Aslan Bey konağına gittim. Elimde silah, konak bastım. Asıl siz söyleyin şimdi. Nasıl izin verdiniz Reyhan'ın gitmesine? Hala Reyhan diyor ya. Ya ben senin canını içinde tutmaya çalıştıkça sen kendini öldürtmeye çalışıyorsun be oğlum. Sen nasıl gidersin Aslan Beylerin konağına? Seni de bir tarasınlar istiyorsun. Ne taranması?
Kim taramış? Azat Bey'im, senin haberin yok mu? Reyhan Hanımları taradılar ya. Ne? Çok şükür canı iyidir. Hani bir şey yok. Hanif, Hanife! Tamam, sakin ol, tamam. Siz mi yaptınız? Azat. Siz yaptınız değil mi? Kızın canı bile fazla geldi size. Azat kendine gel. Ortalık bu kadar karışıkken beni saklamak neden ya? Hiç mi itimadınız yok, hiç mi güvenmiyorsunuz bana? Bu sefer gideceğim. O konağı başlarına yıkacağım, yeter be! Azat! Azat dur oğlum! Oğlum Azat! Oğlum dur! Sen hiçbir şey yapmayacaksın. Bundan sonra hiç kimse Reyyan'ın hayatını tehlikeye atacak tek bir şey yapmayacak. Sen de geri duracaksın artık. Reyyan'ı dara sokacak tek bir şey yapmayacaksın. Yengem. Yengen doğru der Azat. Sen geri duracaksın artık oğlum. Oğlum, oğlum. Ulan bir dur. Sakin ol. Sana diyeceklerim var. Ben Reyyan'la konuştum. Ne? Çok şükür iyiymiş. Allah. Bak şimdi arayacağım. Sen de kendi kulaklarınla duyacaksın iyi olduğunu. Hem gelecekmiş. Sana gelecekmiş. Kendi dedi. Tamam ara ara hemen ara Melik. Bak, ben onu orada koyamam, bekleyemem. Hemen ara. Al ablam. Melike. Reyhan. Anne. Annem. Yavrum nasılsın? İyi misin? Haberi alınca gökyüzü tersine döndü sandım. Kulağımı tıkayayım dedim ama seslenirse ya duyamazsam söyle yerini gelip alayım seni. Neredesin? Annem iyiyim ben. İyiyim merak etme. Sen sakın gelme ama tamam mı? Ben geleceğim sana yemin ederim geleceğim. Allah'ım. Allah'ım sen kavuştur yavrusunu. Göster bir yüzünü. Annem ağlama ne olur bak yüreğim dayanmaz. Ben geleceğim diyorum. Bir an getirecek beni sana. Sen Gülistanlık'ta bekle tamam mı? Tamam annem. Sen nerede dersen ben beklerim. Gelene kadar, görene kadar beklerim ben. Miran nereye? Reyyan'ı annesine götürüyorum. Hiçbir yere gitmiyorsun. Yaptıkları o alçaklıktan sonra, sana bana yaşattıkları o korkudan sonra onların ayağına sadece hesap sormak için gitmene müsaade ederim. Sevindirmek için değil. Babaanne. Miran seni elinden tutup buraya getirdiğinde ben sana ne dedim? Aslan Bey soyadını alırsan ne ananı ne babanı görebilirsin dedim. Bizim soyadımızı alanın Şahadoğullarıyla bir alakası olamaz dedim. Demedim mi? Doğru. Dediniz. Ben de her şeyi geride bırakıp geldim Azize Hanım. Ama bu defa farklı. Biz Miran'la ölümden döndük. Hangi anne bu haberi alınca evladını görmeden durabilir? Madem soyadına yakışır biçimde sözünün arkasında duramıyorsun. Aha kapı orada gelin hanım. Ben torunumu yolda bulmadım. Senin yoluna da feda edecek değil. Ben Reyyan'a söz verdim. Onu annesine götüreceğim. Senin ananı görmeye hakkın yok muydu? Yaşadığın onca şeyden sonra ağlayıp teselli bulacak,
iyiyim diyecek bir ana kucağına ihtiyacın yok muydu? Kim aldı elinde? Bunun babası Hazar. Başımıza gelen bunca felaketten sonra Reyyan'ın annesini, annesinin de Reyyan'ı görmeye hakkı var. Değil mi? Ben de üzerime düşeni yapacağım. Reyyan'ı anasının yanına kendi ellerimle götüreceğim. Başka da söz etme. Hadi Reyyan. Bana sakın ne yapacağımı sorma. Madem Miran eksik olma dedikçe fazla olmaya başladı. Madem o kız uğruna beni çiğniyor, ben de sözümü çiğnerim. Bundan sonra seyreylesin yapacaklarım. Ablama Kürtün. Reyhan'ım geleceğim dedi, geldi işte. Ne yaptı, ne etti? Anasının gözünü yolda koymadı benim kuzum. Böyle ki kızımın iyi olduğunu bir göreyim de. Ben onu bırakmam artık kimselere. Ayırmam dizimin dibinden. Haydi sen artık dön. Ben buradan kendim giderim. Gidebileceğim. Bu yaptığın benim için çok önemliydi. Teşekkür ederim. Bir an bir şey soracağım. Babaannenle konuşurken duydum. Hesabı ben ne zaman istersem o zaman keseceğim dedin. Ne demek istedin? Babamın katil olduğunu düşünmekten vazgeçmeyeceksin değil mi? Babaannenin kafanı karıştırmasına izin vereceksin. Gerçekleri görmekten kaçacaksın. Kalbinin bir yarısında beni, bir yarısında hep intikamını mı taşıyacaksın bir an? Ne kendine ne bana acı çektirmekten vazgeçmeyecek misin artık? Benden her adımda dağları denizleri aşmamı istiyorsun Reyhan. Ama yapamam. Seni anlamamı istiyorsun ama sen beni anlamaya çalışmıyorsun ki. Allah biliyor. Ben senin yüzünü güldürmek için çabalıyorum. Biliyorum ben. Biliyorum Miran. Azat abimi bıraktın. Beni anneme götürüyorsun. Babam nikahı bastığında silahları indirdin. Ev tarandıktan sonra bile gitmedin. Her şeyin farkındayım ben. O yüzden sana gerçekleri göstermeme izin ver. Benim, bizim gerçekleri görmemize gerek yok Reyhan. Biz zaten gerçekleri yaşıyoruz. Hayatımızdaki bütün gerçekleri yaşayarak göreceğiz. Unutma. Ama ben senin yüzünü güldürmek için gereken her şeyi yapacağım. Hadi sen bunları düşünme. Anneni göreceksin. Hazar, oğlum bak, Reyhan yaşıyor. Haberini aldık. Daha ne düşürürsün yüzünü? Benim bir şey yapmam lazım baba. Karım bir yanda perişan, kızım öbür yanda. Ailemiz fırtınaya tutulmuş gibi sanki. Sen de dur dersin bana böyle, nasıl durayım? Bir şey yapmadan durmak böyle zoruma gidiyor ya. Yahu ben sana bir şey yapma dur derken elini kolunu bağla otur mu diyorum? Ne yapıyorsan bana da söyle. Aklım sende kalmasın diyorum. Ali söyle, neredesin sen? Buldun mu bir şey? Hazar ağam, arabayı buldum. Bir depoya çekmişler, orada duruyor. Hazar ne oluyor? Sen nerede depo, nerede? De hele yerini de.
Merkezdeki oto yıkamanın arkasında ağam. Deponun önünde bekliyorum. Tamam, geliyorum. Ali Miran'ın taranan arabasını vurmuş baba. Ben gidip bir bakayım. Yalnız gitme oğlum. Düşman kafasında 40 oyun çevirirken yalnız gezme. Ali var zaten baba yanında. Merak etme, bir şey olsa ben sana haber ederim. Bütün sesler silindi gitti. Ya sana bir şey olaydı? Ya Allah korusun, kara haberin geleydi. Anne ben artık dayanamıyorum. Haydi, haydi evimize gidelim. Gözümün önünde, dizimin dibinde ol. Sana gelecek olan bana gelsin. Yeter ki yanımda ol yavrum. Haydi anne. Anne. Annem haydi. Anne. Haydi. Biz Reyyan'la evlendik Zehra Hanım. Reyhan benimle dönecek. Bırak artık kızımı. Çek ellerini evladımın üzerinden. Yetmedi mi çektirdiklerin? Döktürdüğün gözyaşları yetmedi mi? Olmaz. Bırakmıyorum. Sen ana baba olmak nedir bilir misin? Evladının kara haberini beklemek nedir bilir misin? Bilmem. Ben ana baba olmak ne demek bilmem. Ama evlat olmayı bilirim. Reyhan gibi anamın kucağında, babamın sırtında büyümedim Zehra Hanım. Benim çocukluğum özlemin, acının içinde geçti. Ama evlat olmayı bildim. Onları sevmeyi, Allah'ın her gün özlemeyi, yüzleri nasıldı unutmamayı bildim. Bırak sana evlat olayım. Belki hiç sevmediğin, yüzünü bile görmek istemediğin ama kızın için canını verecek bir evlat olayım. Bayramlarda gelip elini öpmeyen, anacığım nasılsın demeyen ama kızın için ölmeyi göze alan bir evlat olayım. Ben bir ananın önüne geçemem. Ama karımı da bırakmam. Senin onu götürdüğün yerde kanatların yetmeyecek korumaya. Bize saldıranlar kim sen de biliyorsun. Sen onu orada koruyamazsın. Bırak ben koruyayım karım. Ben evladımı o ateşin ortasında nasıl bırakayım? Nasıl? Canı için bırak Zehra Hanım. Ana yüreği evlat acısına dayanmaz. Gül hep gülsün diye bırak. Sana yemin ederim, kendi canımdan öte koyacağım onun canını. Sana sözüm olsun, sen ne zaman istersen kendi ellerimle getireceğim sana evladını. Anne.
Büyük geçmiş olsun abi. Derdin biri bitmeden bir diğeri başlıyor. Önce araba sonra. Rabbim beterinden korusun inşallah. İnşallah. Reyhan Hanım iyidir inşallah. Şükür. Ama bizim bu işi kimin yaptığını bulmamız lazım Ali. Yoksa işler çok fena karışacak. Burada mı araba? Burada abi. Buyur. Haydi bakalım belki bir iz buluruz. Aç bakalım. Aç aç koş koş koş. Nasıl sağ çıkmış bu arabanın içinde? Ha? Nedir bu? Keleş midir bu? Keleştir ağam. İzlere bakılırsa çok yakından taramışlar. He? Ön cam patlamış, gene de sağ salim çıkmış içinden. Allah Allah. Ya peki bu kadar yakından tarayıp da ıskalamak mümkün müdür ya? Değildir ha. Koskoca Arslan Bey'le rapusu kur, sonra sağa bırak. Allah Allah. Allah Allah. Bu kadar yakında olup da Miran'ın eğildiğini görmemişim tarayan. He. Ön cam da patlamış. Şoför koltuğunda kurşun deliği yok. Bu tarafta var. Sadece orada var. Hocam nasıl kırıldı o vakit? Buradan mı taramışlar? Evet ağam. Kurşun ön camdan girmiş, şoför camından çıkmış. Bu tarafta kurşun deliği yok hele. Bak bak gel hele gel gel. E bak hani burada kurşun deliği yok. Nerede? E ağam, öldürmek isteseler yakıt deposuna ateş ederler, arabayı patlatırlardı. Allah'ım sen aklıma mukayyet ol benim ya. Sen benim aklıma mukayyet ol. Benim aklıma gelen senin de aklına geliyor değil. Geliyor. Ama yine de aklıma yatmayan bir iş var ya. Ha hadi diyelim arabayı gözdağı vermek için tarıyorsun. Evi niye tarıyorsun o vakit? Nereden biliyorsun bir an dönmeyeceğini ya? Bir iş var ya. Onu da gözdağı vermek için yaptılar herhalde. Ya da gözlerini karartıp ya ölür ya kalır hesabı. Tüm midyat Aslan Beylerle aramızdaki husumeti bilir. Bunu kim yaptıysa bizim üzerimize kalacağını bilerek yaptı. Bir iş var bu işin içinde ya. Bir iş var ama ne? Sen hemen yola çıkıp Kars'a gideceksin Ali. Bak bakalım. Aslan Beyler bu zamana kadar orada kimlerle iş tutmuş? Oradan ayrılırken husumetle ayrıldıkları birileri var mı yok mu? Bir bir öğren. Emin olur ağam. Gece hemen çıkarım yola. Göreyim seni Ali. Aziz'e Aslan Bey'in bizden başka kimin canını yaktığını öğreneceksin. Sen onu öğren ki şu işin sonunu bir görelim artık. Peki ağam. Haydi. Sen dur. Sen dur. Söyle. Sen hiçbir şey yapma, ben hemen geleyim. Reyhan, benim acil bir işim çıktı, sen geç içeri. Miran, nereye gidiyorsun? İşle ilgili halletmem gereken bir şey var. Sen geç, ben geri geleceğim, tamam? Miran. Anneme götürdüğün için teşekkür ederim. Bazı şeyler yan yanayken gerçekten zor olmuyormuş. Tamam hadi. Dikkatli git. Thank you.
Buyurun hanım. Hemen bütün adamları topla. Emredersin. Hazar Şadoğlu. Ne işin var senin burada? Neyin peşindesin? Bıraktığınız delileri mi yok etmeye geldin? Size yapılan saldırılarla bizim hiçbir alakamız yok. Ama ben gerçeğin peşindeyim Miran Aslan Bey. Gizlediğiniz bütün gerçeklerin peşindeyim. Sen beni kendi kızının canına kastedecek bir adam biliyorsun ya. Az bekle. Tez zamanda bunu kimin yaptığını bulup sizin önünüze atacağım, önünüze. İşte o zaman sen gerçeği göreceksin. Ama asıl... kızım sendeki gerçeği görecek, sendeki. Ben de o günü sabırsızlıkla bekliyorum, biliyor musun? Bir gün Reyyan bütün gerçekleri görecek. Ama ailesinin ondan sakladığı gerçekleri görecek. Ben göstereceğim. Senin o sahte sevginle sakladığın geçmişini nefretle anacak kızım. İşte o vakit gelip senden alacağım intikamını. Gün gelecek. Kendi hakikatinle mutlaka yüzleşeceksin Miran Aslan Bey. Mutlaka. İşte o zaman şu dünyada yapayalnız kalacaksın. Pişman olacaksın. Pişman yakıp yıktıkların için ama iş işten geçmiş olacak. Şimdi yıkıl karşımdan. Sen de şunu aklından çıkarma Hazar Şadoğlu. Benden kopardıklarını geri alamam ama siz Aslan Beylerden bundan sonra hiçbir şey alamayacaksınız. Reyyan'ı asla alamayacaksınız. Öyle mi? Öyle mi? Senin canına biz kastettik ha? İyi madem. Gel o vakit kendi gözlerinle gör. Gel. Toparlandınız mı Mahmut? Büyük ana emin misin? Bunun geri dönüşü yok. Miran'ı bekleyelim. Sen benim kararlarımı mı sorgularsın Fırat? Bizimle gelecek gelsin, gelmeyecek Miran'ı beklesin. Gidiyoruz. Babaanne! Nereye gidiyorsun? Ha? İçinde. Şadoğlu soyadını sileceğim. Babaanne, oraya kan dökmeye gidiyoruz. Ne olur yapma babaanne. Babaanne lütfen yapma, yalvarırım sana. Elif, eğer bize yapılanların hesabını sormazsan, cevabını vermezsem... abinin cenazesi bu avluya atılacak. Bunu mu istersin? O hesap sorulacak.
o cevap verilecek. Şimdi beni iyi dinleyin. Şadoğulları çiftliğine vardığımızda kimse ben emir vermeden silahıma davranmayacak. Eğer emir verirsem taş üstünde taş kalmayacak. Aziz Aslan Bey! Dur! İzin vermem. Aileme zarar veremez. Bu kapıdan çıkmak için önce benim canımı alman lazım. Sen kimsin ki benim önümde duruyorsun? Asıl sen kimsin? Kendi torununa, ailesine bile acımayan sen kimsin? Ama izin vermem. Ne aileme, ne de Miran'a zarar veremezsin. Çekil önümde. Ailenin elindeki kanı ancak kan temizler. Ben temizlerim. Bizden aldığınız canların karşılığını almadan dönmeyeceğim. Hayır, gidemezsin. Eğer bir can gerekiyorsa benim canım. Senin canın yetmez Reyyan. Senin ne canın yeter ne cürmün. Benim evlatlarıma dokunan sağ salim dolanırken sen değil, ailen verecek hesabın. Alın bunu önümden. Hayır. Bırakın beni. Nasıl yapacaksın sen? Nasıl öleceksin masumların günahını? Bırak. Durun. Ben şu kapıdan çıkıp gidinceye kadar seyredecek. Sonra götürüp kilitlersiniz. Gitme. Gitme. Bırak. Bırak şu şeyi. Elimi ısmarlayacağım. Annemi öldürecek bana. Bana yapma. 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 Güzel hikaye yazmış Nazar Bey. Yani bu arabaya da evime de saldıran siz değilsiniz. Kim olduğu belli olmayan başka bir düşman. Öyle mi? Ya hadi bırakın. Benden bunlara inanmamı beklemeyin. E bak o zaman. Bak da gör, öldürmek için mi taramışlar senin arabanı? Gör de anla artık kim hikaye anlatıyor acaba sana. Görüyor musun? Şoför koltuğunda kurşun izi var mı? Var mı? Vazgeç artık. Ya. Ya benim deposu bakanlığın içine oraya hiç kurşun değmemiş öyle mi? Allah muhafaza patlayıverir yoksa senin araban ha? Ne o? Bunlar da yeni oyunlarınız mı? Oyun mu? Oyun değil mi? Oyun bizim oyunlarımız. İşte böyle. Senin bildiğin hakikatler böyle işte. Her şey ortada ama sen görmek istemiyorsun. Görme o zaman. Görme madem. Sen görme.
Ama ben herkese her şeyi göstereceğim. Sakın unutma. Anladın? Efendim benim? Abi. Abi yetiş de olursun. Babaannem Şadoğlu çiftliğine gitti yanında silahlı adamlarla. Ne? Alo. Baba. Reyhan, kızım. Çiftlikte misin baba? Aziz Aslan Bey oraya geliyor. Ben de yoldayım, geliyorum. Ne olur dikkat et. Ne diyorsun sen? Sen neredesin kızım? Ne oluyor orada? Reyhan da peşinden fırlayıp gitti. Tutamadı kimse. Reyhan. Reyhan. Kızım cevap ver. İyi misin sen? Ne oluyor orada Reyhan? Reyhan. Açsana şu telefonunu baba, ne aç? Aç şunu. Oğlum sen niye açmıyorsun Fırat? Açsana da şunu. Kaç yıl oldu? 40 mı? 50 mi? Daha mı fazla? Bu yollardan geçmeyeli kaç yıl oldu? Gözüme saplı kör bıçak, ciğerimi delik deşik edeli kaç yıl oldu? İntikam ateşi büyüyüp yangına döneli kaç yıl oldu? Ya bir kere de lazım olduğunda aç şu telefonu Cihan, aç ya! Söyle Azar. Baba, baba Aziz Aslan Bey yanında adamlarıyla birlikte çiftliğe doğru geliyor. Hemen çıkın oradan. Ne? Ya gözünü kan bürümüş bu kadının. Çıkın işte evden. Sen aklını mı yitirdin Azar? Azize karısından mı kaçacaksın? Geleceği varsa göreceği de var elbet. Ben buradayım. Ya baba sen ne diyorsun anlamıyor musun? Boşuna gelmez diyorum bu kadın. Çıkın işte çiftlikten. Çoluk çocuğumuz var ya. Bir Şadoğlu düşmanından kaçmaz. Biz de kaçmayacağız. Geliyorsa gelsin. Kimse de bir yere gitmiyor. Baba! Baba! Hey Allah'ım ya. Neredesin Reyhan, neredesin? Aç şu telefonunu, aç şu telefonunu! Of! Of Reyhan, of! Ne oldu, niye herkes sinirli? Yok annem, kimse sinirli değil. Hadi eve girelim. Benim, ben onun kapıya geçiyorum. Adamlar ilerle. Ya beni al, hadi içeri. Haydi.
Azize Aslan Bey, gafil avlayacaktın he mi? Pusuya düşürecektin. Soyadınız Aslan Bey ama aslan yüreği yok soyunuzda. Ancak çakal gibi sinsice gelirsiniz böyle. Gel bakalım. Senin benimle bir hesabın varsa, benim seninle bin hesabım var. Beni beklemiyordun ha, nasıl? Senin gibi musibetler böyle zamanlarda gelir. Ama iyi oldu. Aramızdaki hesap kapanacak bugün. Sen de defolup gideceksin buradan. Kaçmayı iyi bilirsin ne de olsa. Bu defa senin çıktığın deliğe öyle bir tıkacağım ki, değil 27 yıl, 1000 yıl geçse doğrulup kalkamayacak o delikten aslan beyler. Sen önce boş boş konuş nasıl? Korku dağları sarmış bile. Bu kadar mı korktun bizden? Adamları dizmişsiniz etrafınıza. Bunlar mı koruyacak seni kıymetsiz canım? Can. Cihan. Ben ailemle buradayım. Ama bakıyorum sen yanaşmanın oğlunu bir de kapındaki köpekleri alıp gelmişsin buraya. İşte aramızdaki en büyük fark bu. Ne adına diyeceksen. Utanmadan hala soruyor musun? Benim torunumun arabasını kurşunlattınız. Evini tarattınız. Aslan beylerin canına kastetmenin bedelini ödeyeceksiniz. Benim kuru iftiralarına da, tehditlerine de karnım tok. Azize kadın. Hadi Miran'ı anladım. Gücün yetmez ama de ki yetti. Gözünü bile kırpmadan canını alırsın. Ama benim anlayamadığım, sen nasıl bir zalimsin ki kendi torununun, Reyyan'ın içinde bulunduğu evi kurşunlatıyor. Ben kimsenin evini de arabasını da kurşunlatmadım. Kim bilir kimlerin canını yaktın ki başına bu işler geldi.
Sen beni anlayamadın mı herhal nasıl? Ben buraya senin ve bütün Şadıoğullarının eceli olmaya geldim. Haydi o zaman. Görelim bakalım ilk kurşunu kim yiyecek? İndir lan o silahı. İndir! Silahını! İndir! Herkes indirecek silahını! Rayyan nerede? Rayyan nerede? Rayyan nerede? Karım nerede? Buraya gelmek için evden çıkmış! Karım nerede? Cevap ver! Nerede? Nereye sakladın lan onu? Nereye sakladınız? Nerede? Nerede?